シュートだ！こんにちは皆さん、私はシュープリンスベジータです。ホシケネゾーサルン、ベルマルンプリンス。Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu derbiyi oynayacağım. Beşiktaş Galatasaray derbisi oynayacağım. PS 2016'da PlayStation 4 üzerinde arkadaşlar. Bu Beşiktaş takımını ben kurdum arkadaşlar. Ve hemen bu soruyu da cevaplayayım. Bunu paylaşamıyorum. PlayStation 4'te yamalar paylaşılmıyor arkadaşlar. Ama sizlere ileride bunu kaç haftada, kaç aydan beri söylüyorum. Böyle bu takım nasıl kurduğumu, nasıl yaptığımı ona bir tanıtım videosu yapacağım. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe olsun. Çünkü Fenerbahçe'de yaptım. Neyse arkadaşlar, şimdi bakın Beşiktaş şortunda numarada bir hata var. Daha doğrusu o logo arkadaşlar, Beşiktaş logosu biraz daha üstte olması lazım. Bunu Konami bu datapack 2.00'da değiştirdi. Normalde daha üstteydi. Şimdi böyle birazcık ya numarayı yukarı yaptılar. Numara yukarı yaptı arkadaşlar. Yani onu daha düzeltmeliyim. Bir de şu sağdaki sağ şortta, sağ taraftaki Coca-Cola da beyaz olması gerek. Ben kırmızı yapmıştım. Galatasaray Press yani zaten şimdi lisanslı olarak geldi. Galatasaray 2'den. Yani önde sponsorları yok. Durumlar böyle arkadaşlar. Okey. Şimdi maçı süperstar oynayacağım 6 dakika arkadaşlar. Bu arada isterseniz bir kısa da neden videolar sık sık gelmiyor bu aralar, onu da bir cevaplayayım arkadaşlar o soruyu. Çünkü çoğunuz merak ediyor. Aslında beni Facebook'tan takip ediyorsanız bunu oraya da yani orada da paylaşmıştım. Zaten size tavsiyem arkadaşlar, eğer beni YouTube'dan takip ediyorsanız mutlaka da Facebook'tan da takip edin arkadaşlar. Ben son 2 haftadır çok kötü hastaydım. Birazcık bugün kendimi toparlayabildim, daha doğrusu birkaç gündür. Çok kötü öksürük vardı arkadaşlar. Bundan 4 hafta öncemine çok kötü grip olmuştum, sonra kendimi toparladım. Ondan sonra çok kötü bir öksürük hastalığına yakalandım. Yani arkadaşlar gerçekten 2 hafta hiç şeysiz hep öksürdüm ya, hep öksürdüm. Böyle hatta gırtlağım bile böyle bir iltaplandım artık, ne oldu? Zor nefes alıyordum, konuşamıyordum. Sizlere yine video çekmeye çalıştım. Bazen yapabildim, bazen hiç yapamadım arkadaşlar. Gerçekten yani böyle nefes almada zorlanıyordum. Her konuştuğumda öksürüyordum. Ondan sizlere video gelemedi arkadaşlar. Yani yapamadım. Sizlere çok çok özür dilerim ama işte arkadaşlar sonuçta ben de bir insanım. Neyse. Şimdi gelelim. Muhtemelen ilk 11'ler arkadaşlar. İlk önce Beşiktaş'ta başlayacağım. Kalede Tolga Zengin hayatta olmaz. Onun yerine bu Günay gelecek arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal Günay oynar diye düşünüyorum. Ersan Gülüm ve Gökhan Töre sakattılar. Bu maça yetiştirildi. Ama sanırım Gökhan Töre yedekte başlayacak. Onun yerine Olcay Şahan oynar diye düşünüyorum. Ersan Gülüm ilk 11'de oynar mı, yoksa onun yerine Tozic mi gelir arkadaşlar stoper pozisyonuna? Bilmiyorum. Bence Ersan Gülüm oynar. Diğerleri İsmail Köybaşı, Rodolfo Beck. Bunlar zaten banko diye düşünüyorum. Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Jose Sosa, Quaresma, Olcay Şahan ve Mario Gomez. Böyle büyük bir ihtimal Beşiktaş böyle çıkacak bu derbi arkadaşlar. Galatasaray'a gelelim. Kalede Muslera arkadaşlar. Son bu Astana maçında sanırım Şecciu, Mustafa Denizli, Galatasaray'ın antrenörü biliyorsunuz. Defansif orta sahada oynattı. Ve büyük bir ihtimal bu maçta da böyle oynatabilir arkadaşlar. Yani Galatasaray Muslera, Olcan, Hakan Balta, Semih Sabri, sonra Selçuk Yunan, Şecu, Snyder, Podolski, Yasin Öztekin ve Burak Yılmaz diye düşünüyorum ben. Böyle oynarlar. Normalde Podolski son şeyde sağda oynamış, Yasin solda oynamıştı. Neyse arkadaşlar ya, bunlar ufak tefek ayrıntılar. Aslında ben şöyle oynamak isterdim. Çünkü burada Olcay Şan daha güçlü. Olsun arkadaşlar. Okey. Ulan bayağı bir zamandır böyle video yapmadım arkadaşlar. Dediğim gibi son 2 haftadır çok kötü durumdaydım ya. Formaları göstereyim hızlıca. Böyle. Böyle dediğim gibi şu şortları düzeltmeliyim. Logoyu biraz daha üst almalıyım. Böyle. 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 Bir şey daha var arkadaşlar, ben şu formayı alacağım. Ben geçenlerde Analik Beşiktaş 6. bölümü çekmiştim arkadaşlar. Hasta hasta çektim, hatta öksüre öksüre böyle aralar vermek zorundaydım videolarda. Bunu çektim. Ama yanlış mikrofonla çekmişim arkadaşlar. Ses kalitesi çok kötüydü. Bu nedenle dolayı sizlere bunu sunmayacağım. Bu hafta için yeniden çekmeliyim bunu. Onu da söylemiş olayım. Bir de My Club Galatasaray arkadaşlar. Eyvah, bu ses ne? My Club Galatasaray 2. bölümde çekeceğim. Dediğim gibi hastaydım, ondan çekemedim.
Şimdi MyCup Galatasaray'da, daha doğrusu MyCup'ta genelinde arkadaşlar Şampiyonlar Ligi stadları var. Bunun top açılışı falan yapacağız, maçlar yapacağız. Yani bunlar gelecek. Bu hafta bunu çekmeye çalışacağım. Ve diğer serilerimle devam edecek arkadaşlar. Brothers olsun. Daha ne vardı ya? Black Ops'un muhtemelen gelecek. Başka ne vardı? Until Dawn. Onlar da gelebilir. Daha diğer oyunlar da gelecek. İnşallah tabii ki arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Videonun gelmemesi nedeniyle hem hastaydım bir de ev taşınıyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Gelsenkirchen yani Schalke 04'ün olduğu şeyin yakınlarında oturuyorum ve bu aralar Düsseldorf'a doğru taşınıyorum. Yani onun telaşı var arkadaşlar. Bir de özel hayatımda birkaç dediğim bayağı bir problemler var. Benim moralim bozan. Yani gün günüme uymuyor arkadaşlar. Benim de moralim bozuk oldu mu? Video çekmiyorum ben çünkü bu videolarıma yansıyor. Bunu da istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi Şenol Güneş'in ilk 11'i geliyor. Mario Gomez. Bakalım bu maçta gol atabilecek mi? Ben kendim şahsen Beşiktaş taraftarıyım, bunu da söyleyeyim. Bu nedenle dolayı Beşiktaş'ta oynuyorum. Ama Galatasaray'ı da çok severim. Benim ailem zaten Galatasaraylıdır. Yani annem olsun, babam olsun. Eniştem, amcam, amcalarım daha doğrusu. Bunlar hepsi Galatasaraylı. Bizim ailede bir tek ben varım Beşiktaş'ta olan. Bir de bir kuzenim daha sanırım. Pek emin değilim. Ama zaten onun futbolla alakası yok. Neyse arkadaşlar, Sporto Süper Lig 15. haftaya gidiyoruz. Fenerbahçe Başakşehir'i 1-0 yendi. Nani'nin 85. dakikada mı 84. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve şu an lider durumda arkadaşlar. 34 puanla Beşiktaş 2. sırada. 32 puanla arkadaşlar Galatasaray'da 4. sırada 26 puanları var. Akhisar'ın da yani 13. sırada, onların 28 puan var. Onlar kaybetti Kayseri'ye karşı. Bunu da söylemiş olayım. Bu derbi arkadaşlar bu yılın son derbisi olacak. Ve haftanın kapanış maçı. Bunu da söyleyeyim. Birkaç istatistikler üzerine de bilgiler aldım sizlere. Bunları birazdan anlatırım. Şimdi ama maça konsantre olalım. Podolski araya, Rodolfo girdi. Oğuzhan Özakıp, bu da sarı kart cezalısıydı sanırım. Şimdi uzun bir top Gomez'e doğru. Mario Gomez, ne yapıyorsun? Süperstar maç üzerinde oynuyorum, onu da söyleyeyim. Karabağ da gelecek arkadaşlar, onu unuttum ya. Karabağ'ı da mutlaka bu hafta çekeceğim. Ve en geç eğer bir şey, yani bir aksilik olmazsa en geç hafta sonu kadar Karabağ'da gelecek. Şimdi Quaresma kaptı. Ricardo Quaresma çok sert vuruyor Muslera. Mario Gomez ikinci pozisyonu üst direk. Çok hızlı başladı Beşiktaş arkadaşlar. Ricardo Quaresma'yı görüyorsunuz. Hakan Baltadan çok büyük bir hata. Quaresma kapıyor. Kafasını kaldırıyor. Çok sert vuruyor Muslera. Son anda müdahale ediyor. Sonrasında ikinci hamlede mi desem, Mario Gomez üst direk çakıyor ve gol değil arkadaşlar. Devam, 25 dakikadayız. Hakan Balta. Selçuk Yunan'a doğru oynadı. Selçuk Yunan Snyder'a doğru. Snyder Reis'e oynuyor. Sabri Reis'e. Şimdi Yasin. Yine bir hatalı pas. Olcay Şahan girdi araya. Olcay Şahan geçer mi? Olcay Şahan geçti. Ortası gelir mi? Hayır. Hakan Balta araya girdi. Bekle. Beşiktaş çı kullandı. Atiba Soza'ya doğru. Soza Quaresma. Hakem devam diyor. Bu arada bu maçın hakemi arkadaşlar Mete Kalkavan. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir müdahale Ersan Gülüm'den ve taç Galatasaray'ın. 34. dakikaya giriyoruz. Galatasaray henüz pek etkili değil. Forvet'te
Veran diye çevirsin diye Yasin. Burak doğru yanında. Burak ceza alanında. Burak dönüp çakıyor ve gol. Ulan. Burak Yılmaz arkadaşlar. Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat stadında 1-0 öne geçiriyor. Kameraya da poz veriyorlar. Check bir Monster reklamı. Adamlar bir kere geldi. Tam da etkisiz değiller diyorum. Demiştim. Onun üstüne gol yedim. Tekrara bakalım. Pardon. Bayağı güzel yapmış arkadaşlar. Bayağı güzel yapmış. Eyvah. 37'de geldi. Galatasaray'ın golü. İsmail Köybaşı. Gomez'e doğru. Ama araya Galatasaray defansı girdi. Şimdi Galatasaray hızlı çıkabilir mi? Burak Yılmaz. Ersan'a kaptırdı topu. Şeçi oraya girdi. Hadi İsmail. Gönder Quaresma'yı. Quaresma ayağın tersiyle. Bek kaptı. Şimdi bek. Pasını ver. Gomez. Mario Gomez ve gol. 1-1 yapıyor. Derdine çıktı arkadaşlar. Mario Gomez'le. Beşiktaş 1-1 yapıyor. Hayır, Olcay Anaz'ın yaptı arkadaşlar. Bek kaptı ve Mario Gomez affetmiyor arkadaşlar. Alman Kartal bu maçta da golünü atıyor. Ulan şu Avrupa Ligi'nden çıktı ya Beşiktaş arkadaşlar. Moralim acayip bozulmuştu ya. Tolga Zengin hele. Geçen yılda aynısını yapmıştı. Tolga Zengin yüzüne elenmiştik. Bu sene de aynısı oldu ya. Adamlar neyse, o maçı unutayım ben en iyisi. İlk yarı bitti arkadaşlar. 2 gol var. 37'de Burak Yılmaz atmıştı ve sonrasında maçın son dakikalarına doğru Mario Gomez 1-1 yaptı. Atatürk'te durum 1-1. Biz böyle devam edebiliriz. Birazdan Gökhan Töre'yi alırım. Ve Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlattı. Galatasaray bu maçı yenmesi lazım arkadaşlar. Çünkü 6 puan var Beşiktaş'la Galatasaray arasında. Şimdi Gomez. Mario Gomez. Şeçi oraya giriyor. Selçuk'tan. Çok güzel. Snyder. Yasin'e doğru bir pas. Yasin yetişir mi? Hayır, yetişemiyor. Çok uzun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ver benim Quaresma'ma topu. Ricardo Quaresma. Sektir oğlum. O pas gelmez. O pas gelmez. Eyvah Podolski. Olcan'a doğru oynadı. Yine Olcan. Araya girin oğlum. Şimdi Osman Özyakup. Beşiktaş hızlı çıkabilir mi? Hızlı çıkabilirse tehlikeli bir atak geliştirebilir Quaresma. Gomez'i gör. Ah ulan. Lukas Podolski. Eyvah. Podolski de bayağı formda arkadaşlar. Dikkat. Eyvah. Gomez. Gomez kaptı. Sanki benim sesimi duydu o adam. Hadi oğlum. Ah be. Pas gelmedi. Şimdi top çıkarsa Gökhan Töre'yi alacağım ben. Atiba adamımsın. Okey. Olcay Şahan yerine Gökhan Töre gelsin. Daha ne yapabiliriz? Gerisi kalabilir. Birazdan Cenk Tosun'u alır mıyım bilmiyorum. Devam arkadaşlar. Gökhan Töre maça dahil oluyor arkadaşlar. O da sakattı. Daha yeni yeni topallandı. Hadi. Sabri. Yasin'e doğru. Yine Beşiktaş araya girdi. Taş Galatasaray'ın.
Yasin'e verecek. Dedo. Eyvah. Schneider. Çok güzel gönder. Şimdi bek gidiyor. Bekten bir ara pası diyecektim ama gelmedi. İkinci yarı hiç gol pozisyonu yok arkadaşlar. Ne oluyoruz? Eyvah. Oo, Şecu'dan büyük bir hata. Hadi ya. Topu kaybediyorum arkadaşlar. O sana özel top. Gol. Quaresma. Gomez. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şut atıyor. O son anda Muslera. İnanılmaz bir şutu çıkartıyor. Nasıl çıkarttı onu? Adam Muslera ya. Onu da çok seviyorum arkadaşlar. Söyledim. Burada Şecu ilk şeyde engellemişti. Sonrasında Oğuzhan Özakup çok güzel vurdu ama aynı güzellikte de Muslera çıkartıyor arkadaşlar. Korner kullanacak şimdi Beşiktaş. Dakika 89'dayız. Kornerden bir gol gelir mi? Top başına Jose Sosa. Hadi oğlum. Gökhan Töre. Hayır. Nayır olamaz. Okey. Bu sanırım bir bitecek arkadaşlar. Burak. Rodolfo araya girdi. Eyvah. Son saniyeler. Uzun bir top. 1-1 bitiyor. Arkadaşlar derbi 1-1 bitiyor. Bu Türkiye saatiyle bugün arkadaşlar 20'de olacak. Lig TV'den naklen izleyebilirsiniz. Quaresma hakemlerden teşekkür etti. Neyse arkadaşlar, uzun zamandan sonra yine bir video lesine karşınıza geçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle çok güzel bir maç olmadı. Yine de benim için bir başlangıç oldu böyle kanalımda yine videolar yapmaya. Dediğim gibi umarım yine de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beni sevmeyi basmayı unutmayın. Bu benim için en büyük motivasyon olur arkadaşlar. Ve beni desteklemiş olursunuz. Bu videoyu desteklemiş oluyorsunuz. Kanalımı desteklemiş oluyorsunuz. Ben şimdi çıkıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye arkadaşlar. Cuk.